aşağı. Papa ve ailesi aşağı. Televizyonda Bay Patates'i izliyor. Aşağı. Yukarı aşağı. Yukarı formda aşağı. Kalmakla ilgili yukarı, programları aşağı. İzlemeye bayılıyorum. Yukarı aşağı. Şimdi sıra bana yolladığınız bazı güzel resimlerde. Bu bir elma. Unutmayın, meyve ve sebze yemek formda kalmanıza yardım eder. Ben çok sebze ve meyve yerim. Egzersiz de çok önemlidir. Bugün beni şehirde yeni bir spor merkezi açılışında görebilirsiniz. Anne, Bay Patates'i görmeye gidebilir miyiz? Bir patates görmeye gitmek için çok uzun bir yol Peppa. Ama o sıradan bir patates değil. O Bay Patates. Onu görmeye gidebilir miyiz anne, lütfen? O peki. Yaşasın. Herkes yeni spor merkezi açılışında Bay Patates'i görmeye geldi. Bakın, işte Bay Patates. Bay Patates. Hayır, Peppa'ymış o. Oh. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Suzi seni Bay Patates sanmıştı. Ama ben Bay Patates'e benzemiyorum ki. Hayır, sen çok daha büyüksün. Hayır, Bay Patates benden daha büyük. Hayır değil, o bir patates. Ve patateslerin boyu bu kadardır. İşte Bay Patates geliyor. Bay Patates şehre geldi. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Yaşasın! Hey, ne büyük bir patates! Bu spor merkezini açıyorum. Harika, hepimiz egzersiz yapmalı. Sebze ve meyve yemeliyiz arkadaşlar. Hangilerini yemeliyiz Bay Patates? Elma, portakal, havuç, domates. Peki patates? Neden siz normal bir patates gibi küçük değilsiniz? Çünkü o normal bir patates değil. Onun bacakları var. Normal patateslerin bacakları olmaz. O süper patates. Biz her sabah programınızı izliyoruz. Çok güzel, harika. Ve bana resimlerinizi göndermeyi unutmayın. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Çocuklar, bugün Bay Patates için resim çizeceğiz, tamam mı? Yesin! Ben ananas çiziyorum. Ben havuç çiziyorum. Çok güzel. Sen ne çiziyorsun Emily? Bir bezelye. Çok güzel. Ya sen Pedro? Bir süper patates. Aa, anladım. George da harika bir domates çiziyor çocuklar. Peppa, sen hangi sebzeyi çizdin bakalım? Babamı televizyon izlerken çizdim. Ah, şahane. Şimdi resimleri zarfa koyup Bay Patates'e gönderelim. Olur mu? Ne dersiniz? Sabah oldu ve Bay Patates'in programının zamanı. Lütfen hepimizin dostu Bay Patates'e hoş geldin diyelim. Biz Bay Patates'e zarfın içinde resimlerimizi gönderdik. Peki zarfı aldın mı? Seni duyamaz baba. O televizyonda. Oo, evet tabii ki. İçi resimlerle dolu bir zarf aldım. Bu domates çok sulu görünüyor. Bu George'un resmi bakın. Aferin sana George. Ama en çok domuz Peppa'dan gelen resmi sevdim. Vay canına, bu benim çizdiğim resim. Baba domuzu televizyon izlerken çizmiş. Anlaşılan baba domuzun biraz egzersize ihtiyacı var. Hı? Ne? Hadi baba domuz biraz hoplayıp zıplayalım. Oo, pekala. Yukarı aşağı. Yukarı aşağı. Baba domuz yukarı, hoplayıp aşağı, zıplamayı yukarı, seviyor. Yukarı, aşağı, herkes yukarı, hoplayıp yukarı, zıplamayı yukarı, seviyor. Teddy'nin oyun grubu. Peppa'nın oyun grubunun eve gitme vakti. Baba, Teddy oyun grubu bizde kalacak. Kim? Teddy oyun grubu okulumuzun maskotu. Onu eve götürme sırası Peppa'da. Pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Hepsi bavulunda hayatım. Anladım. Peppa, baba domuz ve Teddy oyun grubu eve geldi.
Anne domuz, bu gece çok özel bir misafirimiz var. Öyle mi? Kimmiş o? Teddy oyun grubu, pijaması, fotoğraf albümü ve diş fırçası var. Fotoğraf albümü niçin? Eğlenceli şeyler yaparken fotoğraflarını çekiyoruz. Aa. Arkadaşlarım Teddy oyun grubunu dünyanın her yerine götürüyor. Londra, Paris, Mısır. Aa, Teddy oyun grubunun çok eğlenceli bir hayatı varmış. Umarım bizimle de çok eğlenir. Peppa ve George'un yatma zamanı. Çocuklar, bu Teddy oyun grubu. Merhaba. O bizim özel misafirimiz ve ona yer açmanız gerekiyor. Ve bu da Bay Dinozor. O maalesef pek konuşamıyor. Hadi Teddy, oyun grubunun albümü için fotoğraf çekelim. Peynir de bakayım. Peynir. Baba, Teddy oyun grubunun yarın çok eğlenceli vakit geçirmesi gerekiyor. Kuzey Kutbu'na gitsek olur mu? Süpermarkete gitmeye ne dersin? Evet. Teddy oyun grubunun daha önce alışveriş yaptığını hiç sanmıyorum. Sabah oldu. Peppa Teddy oyun grubunu süpermarkete götürüyor. Bu markette her şey satılıyor. Portakal, elma, muz. Bu çok ilginçmiş. Burası yiyeceklerin ücretinin ödendiği kasa. George fotoğraf çekmek istiyor. Tamam George. Peynir. Peynir. Bu kadar fotoğraf yeter George. Teddy oyun grubu nerede? Teddy oyun grubu kayboldu. Baba, Teddy oyun grubunu kaybettin. Merak etme Peppa, eminim onu buluruz. Merhaba, gününüz nasıl geçti? Babam Teddy oyun grubunu kaybetti. Olamaz. Ama onu bulmak için bir planım var. Teddy oyun grubunu nasıl bulacağız babacığım? Önce çektiğimiz fotoğrafların çıktısını alacağız. Anne domuz alışveriş poşetlerini boşaltıyor. Nereye gidiyorsunuz? Teddy oyun grubunun fotoğraflarını ağaçlara asacağız. Aa. Baba beni bekle. Neden ağaçlara fotoğraf asıyoruz babacığım? İnsanlar Teddy oyun grubunun fotoğrafını görünce kaybolduğunu anlayıp onu bulmamıza yardım edecekler. Aa, bu Teddy benim yatağımdayken. Bu Teddy mutfaktayken. Bunlar da George'un süpermarkette çektiği fotoğraflar. Aa, Teddy oyun grubu. Nerede olduğunu biliyorum. Ah, merhaba. Anne, Teddy oyun grubu nerede biliyoruz? Evet, alışveriş poşetinde makarna ve domateslerin yanındaydı. Peppa sınıfına Teddy oyun grubunun fotoğraf albümünü gösteriyor. Teddy oyun grubu bizimle heyecanlı bir macera geçiremez diye endişeleniyordum. Ama neyse ki babam onu süpermarkette kaybetti. Ama sonra onu alışveriş poşetinde bulduk. Çok heyecanlı bir maceraymış. Evet, öyleydi. İtfaiye arabası. Anne domuz itfaiyeci kıyafeti giydi. Anne, neden böyle giyindin ki? Annelerin itfaiye kamyonu çalışmasına gidiyorum. Çay içip sohbet etmek için güzel bir bahane sadece. Peki sen bugün ne yapacaksın baba domuz? Babalar futbol takımıyla ciddi ve önemli bir toplantım var. Yani bir sürü yetişkin adam futbol topuna vurup duracak. Ve barbekü de yapacağız. Bay Boğa, Bay Tavşan, Bay Pony ve Bay Zebra geldi. Muuu! Baba domuz oynamaya geliyor mu? Hadi bakalım. Anne, biz de itfaiye kamyonunu görebilir miyiz? Evet. Oo, güzel. Bu
Bayan tavşanın itfaiye kamyonu. Merhaba Peppa ve George. Gelin itfaiye kamyonuna bakın. Vay canına, itfaiye kamyonu. Bu tırmanmak için bir merdiven. Su sıkmak için hortum ve çalmak için büyük bir zil var. Şimdi kuleye çıkıp yangın var mı bir bakalım. Herkese merhaba. Merhaba George. Aa, kim güzel bir çay içip sohbet etmek ister? Çok iyi olur. Aa, bir telefon. Peppa, o itfaiye telefonu. Sadece yangın olduğu zaman kullanılabilir. Yangın. İtfaiye istasyonu. Yangın nerede? Anne domuzla konuşabilir miyim lütfen? Aa, baba domuzmuş. Baba domuz, bu telefonu aramamalısın. Bu sadece acil durumlar için. Bu da acil durum. Ketçapı hiçbir yerde bulamıyorum. Baba domuz, barbeküyü yaksam mı, ne dersin? Evet, lütfen Bay Tavşan. O barbeküye dikkat edin baba domuz. Güven bana anne domuz. Biz babalar barbeküden iyi anlarız. Hoşça kal. Biraz daha mı kömür koysak? Biraz üfleyelim. Birkaç tane daha çıra koyun. Şimdi yangın çıkmasını beklememiz gerekiyor. Ne kadar beklememiz gerekiyor ki? Aa, bu çok uzun sürebilir. Ben o kadar çok bekledim ki. Kaç tane yangını söndürdün Bayan Tavşan? Hiç. Hiçbir yangını. Ama hazırlıklı olmanız gerek. Yangın telefonu çalıyor. Sen açar mısın Peppa? Muhtemelen yine senin babandır. Tamam. Alo, itfaiye istasyonu. Merhaba Peppa. Baba, sen miydin? Çok yaramazsın. Bu telefon sadece yangınlar için. Bayan Tavşan'ı verir misin lütfen? Aferin sana. Babam sizinle konuşmak istiyor. Merhaba baba domuz. Bu telefon sadece yangın çıktığı zaman Yangın! Olamaz. Baba domuzun barbeküsü yanıyor. Yangın! Anneler kurtarmaya. Sıkı durun. Bayan Tavşan'ın itfaiye kamyonu. Geri çekilin babalar. Anne köpek, çabuk suyu aç. Baş üstüne anne domuz. Yangın söndü. Yaşasın! Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz Bayan Rica Tavşan. Rica ederim. Görevimizin bir parçası. Anneler itfaiye kamyonu hizmetleri. Bayan Tavşan, bahçemizi suladığına göre hepimiz çamur birikintilerinde zıplayabiliriz artık. İtfaiye kamyonlarını çok seviyorum. Özellikle de çamur birikintisi yaptıkları zaman. Polly'nin tekne gezisi. Bir baba domuz Peppa'la George'u tekne gezisine götürüyor. Papağan Polly de gidiyor. Büyük baba domuz, cep telefonunu aldın mı? Evet büyük anne domuz. Sakın suya düşürme. Düşürmem büyük anne domuz. Telefon açık mı? Evet büyük anne domuz. Güle güle. İşte büyük baba köpek. Merhaba. Merhaba. Denize çıkmak için güzel bir gün. Ben de gidecektim ama teknemi temizlemem lazım. O paslı tekneyi temizlemekle neden uğraşıyorsun ki? Hala yüzmesine bile şaşırdım kaldım. Bu paslı tekne senin eski teneke teknen nehrin dibine battıktan çok sonra bile yüzmeye devam edecek. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Kamyon ileri. Güle güle. Bu teknenin kaptanı benim ve kaptan size bir şey yapmanızı söylerse mutlaka yapmanız gerekmektedir. Emredersin kaptan. Emredersin kaptan. Papağan Polly duyduğu her şeyi tekrar ediyor. George, bayrağı çek. George, bayrağı çek.
Peppa, zili çal. Peppa, zili çal. Büyük baba, kaptan ben olabilir miyim lütfen? Tamam ama kaptan olarak bu şapkayı takmam gerekiyor. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük baba domuzun teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük baba, sıkıştık. Büyük anne domuzu arayacağım. O yardım gönderebilir. Büyük baba domuz telefonunu suya düşürdü. Ben büyük anne domuz. Alo? 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 Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Aa, büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'e ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly, burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat, imdat. Aman tanrım, büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Yaşasın. Merhaba. Yardım lazım mı kaptan? Olabilir. Pasta eski teknemin seni kurtarmasını ister misin peki? Evet, lütfen büyük baba köpek. Şunu yakala kaptan. Emredersin kaptan. Büyük baba köpek, büyük baba domuzun en iyi arkadaşı. Büyük anne, Polly yardıma ihtiyacımız olduğunu söyledi mi? Evet, Polly çok zeki bir papağan. Ben zeki bir papağanım de. Vaf vaf. Ben zeki bir papağanım. Vaf vaf. Vaf vaf. Eğlenceli koşu. Çok yağmurlu bir hava ve okulun çatısı su sızdırıyor. Okul çatısını onarmak için nasıl para toplayabiliriz? Eğlence koşusu yapabiliriz. Eğlence koşusu nedir? Piknik yapılan ve koşanları izlemek için para verilen bir gün. Ne kadar para verilirse o kadar koşulur. İyi fikir baba domuz. Ne kadar koşabilirsiniz? Ne? İstediğiniz kadar koşabilirim. Ama baba sen hiç koşamazsın ki. O da nereden çıktı? Ben koşu uzmanıyım. Güzel. Başka koşmak isteyen var mı acaba? Hayır, teşekkür ederiz. Ama baba domuzun koşusunu görmek için para veririm ben. Ben de. Ben de. Harika. Teşekkür ederim baba domuz. Peppa ve ailesi makarna yiyor. Nefis. Başka makarna var mı? Baba domuz. 3 tabak yedin zaten. Yemek bana enerji veriyor. Ve eğlence koşusu için bana enerji lazım. Koşu antrenmanı da yapman lazım. Bugün yemek antrenmanı yapsam, yarın da koşu antrenmanı yapsam? Olmaz baba. Koşu antrenmanını bugün yapmalısın. Hadi baba, yarışalım. Bu çok kolay. Yokuş aşağı koşmak kolaydır. Yokuş yukarı koşmak zordu. Keşke o kadar makarna yemeseydim. Eğlence koşusu günü geldi. Madam Gazel'in baba domuzun ne kadar koşması gerektiğini gösteren bir çizelgesi var. Baba domuz buraya kadar koşabilirse... Süpermarket!
Sonra buraya. Orası büyük babamın garajı. Sonra da buraya. Rüzgarlı kale. Okulun çatısını tamire yetecek kadar para toplarız. Hemen koşuyorum. Yerine hazır başla. Koştum. Şimdi piknik yapabiliriz. Şapşal baba, bu sadece bir çizim. Evet, şimdi gerçekten rüzgarlı kaleye kadar koşmanız gerekiyor. Yerinize hazır, başlayın. Haydi baba domuz, yapabilirsin. Haydi otobüs, yapabilirsin. Okul otobüsü rüzgarlı kaleye ulaştı. Şimdi herkes piknik yapabilir. Su. Su. Ne güzel sıcak bir gün. Aha, böyle dinlenip para toplamak da çok güzel. Su. Su. Baba domuz süpermarkete ulaştı. Bu kadar koşunca çok susadı. Hadi teleskoptan bakalım. Babamı görebiliyorum. Teleskop her şeyi yakınlaştırıyor. Aa, pek hızlı gitmiyor. Baba domuz büyük baba köpeğin garajına ulaştı. Bu kadar, daha fazla koşamam. Babam durdu. Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Hışt hışt. Git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba domuzun çubuk dondurmasından istiyor. Hayır, bu benim dondurmam. Babam yine koşmaya başladı. Çok da hızlı gidiyor. Yaşasın. Çekil. Git buradan. Çekil. Artık durabilirsiniz baba domuz. Okul çatısı için yeterince para topladık. Baba domuz eşek arısından kurtuldu. Çok iyi baba domuz. Bu fazladan koşuyla okul otobüsü için de yeterli para toplamış olduk. Teşekkür ederiz baba domuz. Rica ederim. Büyük babanın gübre yığını. Baba domuz öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir miyim babacığım? Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç, her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz patates kabuğu mu yiyor yani? Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Yemekten sonra götürürüz bunları. Anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Yaşasın. Yaşasın. Büyük baba domuz. Baba domuz. Size özel bir hediye getirdik. Aa, sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Yoksa bu sihirli bir kutu mu? Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Bak. Kıvrık kurçuklar. Kıvıl kıvıl. Kurçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük
fikir. Hadi gel George. Biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk. Kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk. Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Aa, bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elma yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Kıvıl kıvıl. Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. Kıvrık kurtçuklara da aferin. Peppa ve George bugün çok heyecanlı. Tatile çıkıyorlar. Aa, babam nerede? Baban gizli bir sürpriz getiriyor. Bu da ne? Bu bir karavan. Tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına. Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet anne babam. O zaman gidelim. Karavanımızla tatile gidiyoruz. Bu harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa, ben harita okumakta uzmanım. Oo, çok tuhaf. Yoksa kayıp mı olduk? Evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Danny. Merhaba Peppa. Merhaba Danny. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? T-3200 model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor. Şuna bak. Çok zeki değil mi? Bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Merhaba Bayan Karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz büyük baba köpek. Rica ederim. İyi tatiller. Tehlike, tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır, bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. Olmaz. Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Aa,
bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Oh. Ne oldu? Burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzi geldi. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. Tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama motorlardan hiç anlamam. Şapşalca konuşuyor olabilirim ama bu biraz motora benziyor değil mi? Evet, iyi tespit anne koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim anne koyun. Rica ederim. İyi tatiller. Daha çok yolumuz var mı? Bir sonraki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Yaşasın! Yaşasın! Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağız. Siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor. Karavan bizim küçücük evimiz gibi. Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Pedro'nun öksürüğü. Bugün okul günü. Peppa ve arkadaşları müzik dersindeler. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Affedersiniz Madame Gaza. Olamaz. Pedro'yu öksürük tuttu. Sorun değil. Hemen Doktor Brownberry'i arıyorum. Ben Doktor Brownberry. Merhaba doktor. Ben Madame Gazel. Bir çocuğumuz hasta da. Panik yapmayın. Hemen oraya geliyorum. Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazel şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demektir? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberry. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Deni ve koyun Suzi'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Brownberry? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Brownberry de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madame Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü bütün yetişkinlere bulaştı. Ben Doktor Brownberry. Ben Domuz Peppa. Bütün yetişkinler hasta oldu. Merak etme Peppa. Hemen geliyorum. Herkese merhaba.
Oh, Petro'nun öksürüğü size de bulaşmış. Peki, sıraya girip ağzınızı açın bakalım. Tadı krema ve pis çorap gibi. Bize baktığınız için teşekkür ederiz Doktor Bramble. Siz hastalanınca size kim bakıyor peki? Kimse bana bakmıyor. Ben hiç hastalanmam. Olamaz. Pedro'nun öksürüğü Doktor Brownbear'e de sorun bulaştı. Sorun yok. Hoşçakalın. Güle güle. Zavallı Doktor Brownbear. Hasta ama ona bakacak hiç kimsesi yok maalesef. Kim bu acaba? Merhaba. Size bakmaya geldik. İşte biraz meyve. Ve yastıklar. Ve işte ilacınız. Tadı reçelli, yoğurt aromalı, kremalı çorap gibi. Bu da kendinizi iyi hissetmeniz için bir şarkı. Hem iş hem oyun. Çok güzel, güneşli bir sabah. Boş oturmak için ne kadar güzel bir gün. Baba domuz boş oturmayı seviyor. Baba, bugün işe gitmeyecek misin? Hayır Peppa, bugün cumartesi. Baba domuz cumartesi günleri çalışmıyor. Baba domuz, işe geç kalacaksın. Ama bugün cumartesi anne domuz, öyle değil mi? Hayır, bugün perşembe. Baba domuz perşembe günleri çalışıyor. Sonra görüşürüz. Güle güle. Zavallı babam çalışmak zorunda. Anne çok şanslısın. Bütün gün evde oynayabiliyorsun. Ben oyun oynamıyorum. Bilgisayarımda çalışıyorum. George mutlu bayan tavuk oyununu oynamak istiyor. George mutlu bayan tavuk oyununu işim bitince oynarız olur mu? Anne koyun ve Suzy Peppa'yı oyun grubu için almaya geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Oyun grubunda iyi eğlenceler. Hoşçakal anne. Çok çalış olur mu? Bayan koyun, siz çalışıyor musunuz, oynuyor musunuz? Bugün spor salonuna gidiyorum. Çok çalışacağım. Spor salonunda ne yapıyorsunuz? Koşuyorum, atlıyorum ve zıplıyorum. Anne, o iş değil ki. O oyun. Peppa ve Suzy oyun grubuna geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Çocuklar, bugün alışveriş oyunu oynayacağız, tamam mı? Kim dükkancıyı oynamak ister? Ben. Peppa ile Suzy dükkancı olsun. Kalan herkes müşteri olabilir. Peppa ve Suzy dükkan sahibi rolü yapacak. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ben paraları alırım Suzy. Sen de tezgahtar olursun. Tamam. İlk müşteri köpek Danny. Merhaba dükkancı. Merhaba Bay Köpek. Bisküvi alabilir miyim lütfen? Suzy, acaba bisküvimiz var mı? Hayır. Ama oyuncak telefonumuz var. Peki oyuncak telefon ne kadar? Tam olarak 100 pound yeterli olur. Teşekkür ederim. Sıradaki lütfen. Hey. Merhaba dükkancı. Bir tane ekmek alabilir miyim acaba? Hayır. Ama oyuncak ev alabilirsiniz. Bir poşete koymamızı ister misiniz? Evet, lütfen. Bir peni alabilir miyim lütfen? Aa, o kadar param yok ki. Bir dahaki gelişinizde verebilirsiniz. Vay canına, bu iş çok zormuş. Evet. Merhaba dükkancı. 1,000,000 sterline ne alabilirim acaba? Suzy, 1,000,000 pound'da neyimiz var bizim? Havuç var. Evet, lütfen. Tavşan Rebecca havuca bayılıyor. Eve gitme vakti. Baba domuz Peppa ve Suzy'yi almaya geldi. Baba, bugün
bugün işler çok yoğun muydu? Evet, bugün çok fazla çalıştım. Biliyor musunuz, biz de çok fazla çalıştık. Biz dükkancı olduk baba. Falan filan, falan filan, falan filan. Bitti ve çıktı alalım. Anne domuz işini bitirdi. Tamam George. Belki bir kez mutlu bayan tavuk oyununu oynayabiliriz. Bunu hak ettik artık. Yaramaz anne. Mutlu bayan tavuk oyununu oynuyorsun. Ah, çünkü George'la ben işimizi bitirdik. Öyle değil mi George? Hepimiz işlerimizi bitirdik. Hadi hepimiz oynayalım. Büyük anne domuzun tavukları. Peppa ve George bu gece büyük anne ve büyük babalarının evinde kalıyor. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Merhaba miniklerim. Hoşçakalın, sonra görüşürüz. Güle güle anne. Gelin de bu gece nerede yatacağınıza bakın. Burası küçük bir domuzcukken anne domuzun odasıydı. Yani eski zamanlarda. Bu da annenizin yattığı yataktı. Zıplayan yatak. Ah, anneniz de küçükken tıpkı sizin gibiydi. Annem de yatakta zıplar mıydı yani? Tabii ki. Ama annem bize hep yatakta zıplamayın diyor. Anneniz küçük bir domuzcukken sizin gibi afacandı. Öyle miydi? Evet. Ah, şimdi bahçeye çıkıp büyük baba domuza bakalım. Büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Merhaba Peppa. Merhaba George. Gelin de havuçlarıma bir bakın. Büyük baba domuz sebzeleriyle gurur duyuyor. Ve bunlar da bezelyelerim. Ama en iyisi benim güzel marullarım. Hayır, marullarım. Sanırım onları kuşlar yemiş büyük baba. Evet, kuşlar. Neden Bay Korkuluk'tan korkup kaçmamışlar ki? Çünkü marullarımı yiyen kuşlar çok şapşallar. Ne oldu büyük baba domuz? Arkadaşların yine sebzelerimi yemişler. Hangi arkadaşların? Tom, Dick ve Harry. İsimleri öyle değil. Büyük anne domuzun tavukları var. Vay canına. Cemayma, Sera ve Vanessa'ya merhaba deyin. Merhaba. İşte bu da Neville. Neville erkek tavuk mu? Evet Peppa, o bir horoz. O en kötüsü. O sebzelerimi eşeliyor. Neville sineği bile incitmez. Onu sinek yerken bile gördüm. Ayrıca o marulumu bile yemiş. Büyük babanın marulunu siz yemezsiniz değil mi? Üstelik yiyecek güzel mısırlar varken. Hadi böyle gelin. Peppa, George, tavukları mısırla beslemek ister misiniz? Evet, lütfen büyük anne. Alın tavuklar, yiyin bakalım. Bir oyun evi mi var? O tavuk kümesi. Tavuklar orada yumurtluyor. Yumurta mı? Ben hiç yumurta göremiyorum. Yakında orada yumurtalar olacak. Peppa ve George'un büyük anne ile büyük babasının evinde yatma zamanı geldi. Acaba tavuklar daha yumurtlamadı mı büyük anne? Belki sabaha Peppa. Sabah olduğunu nereden bileceğiz peki? Neville bize söyleyecek. Şimdi uyu bakalım. İyi geceler. Sabah oldu. Bu Neville. Bizi uyandırdığın için teşekkür ederiz Neville. Günaydın Cemayma, Sera, Vanessa. Bizim için hiç yumurtladınız mı? Bir, iki, üç, dört. Dört tane yumurta büyük anne. Şimdi kahvaltıda yumurta yiyebiliriz. Teşekkür ederim Cemayma.
Cemayma, Sera ve Vanessa. Herkese haşlanmış yumurta. Yaşasın! Bu nefis. Büyük anne, tavukların nefis yumurta yapıyormuş. Evet, yedikleri güzel mısırlar sayesinde. Ve benim marullarım. Thank you.